Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne keferû sevâun aleyhim. E'enzertehum emlem tunzirhum. La yu'minun. Şüphesiz o inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Bakara suresinin bu 6. ayetinde ve devamındaki 7. ayetinde Rabbimiz kafirlerin durumunu, kendisine iman etmeyen insanların durumunu arz ediyor. Nitekim önceki ilk 5 ayette müminleri tavsif eden Rabbimiz burada kendisine iman etmeyen kafirlerin kendileri uyarılsa da uyarılmasa da bu durumda herhangi bir değişikliğin olmayacağını ifade ediyor. Şüphesiz ki Rabbimiz ezeli olan ilmiyle kalbi mühürlenmiş olan o insanların imanda bir derece kalplerini kapamış, gözlerini kapamış, küfürde ise inatlarından dolayı devam edecek o insanların bu minval üzere devam edeceklerini biliyor ve bu hükmü o devam ettirenler için belirtmiş, beyan etmiş oluyor. Elbette ki Rabbimiz bu ayetlerin nüzul sebebi olaraktan bazı nüzul sebebi olan meseleler üzerine inzal etmiş oluyor ki genelde bunların özellikle iman etmeyen insanların Yahudiler olduğunu, özellikle bunların Medine Yahudileri oldukları, yine Medine civarında bulunan Yahudilerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın onlara ve bütün insanlara gönderdiği son elçi olduğunu herkesten daha iyi bildikleri halde ki Kur'an'ın ifadesiyle يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ yani bizzat kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanıdıklarını. Yani bir insan evladını nasıl tanıyamaz ki? Demek ki bir babanın evladını tanımasındaki kesinlik ve katiyet gibi onlar da Efendimiz'i böyle bildikleri halde bir derece ona iman etmekten imtina etmeleri. Yani Efendimiz'i tasdik etmemeleri bir derece onları bu manada azarlama sebebinde inmiş olduğu ifade edilmektedir. İbn Abbas bunu Allah'ın hakkı bile bile gizleyenler diye inatçı olan Yahudi reisleri için indiğini ifade ettiğini de görmüş olmaktayız. Nitekim ifade edildiği üzerine Bakara suresinin başından itibaren özellikle 100 ayetin birer birer isimlerini ve nesepleri saydığı Yahudi hahamları ile Evs ve Hazreç kabilelerinden münafıklar hakkında indiği de ifade edilmiş olmaktadır. Nüzul sebebi ile ilgili farklı muhtelif bazı görüşler vardır. Ama ayetin başındaki mesele malumdur. Bununla beraber Rebi bin Enes'in bu ayetteki fikreden hususlarla ilgili şunu söylediğine ifade edilir. Kafirlerin Allah'ın nimetlerine şükredecekleri yerde Allah'ı inkar ettiklerini, kavimlerini helak yurduna sürüklediklerini görmez misiniz? Helak yurdu cehennemdir. Onlar oraya gireceklerdir. O ne kötü bir yerdir. İşte Allah burada aslında o kötüleri, o kötülerden maksat da iman etmeden Bedir'de öldürülmüş olan küfrün elebaşıları olduğu da nitekim zikredilmiş. Nüzul sebebi olaraktan bu ifade edilmiş olmaktadır. Tefsirlerde nüzul sebebiyle ilgili geniş, çok tafsilatlı, muhtelif bazı görüşler vardır. Ama genelde bilindiği üzere Medine Yahudileri, Resulullah'a iman etmeyen, her ne kadar münferit bazı şahıslar olsa bile Kur'an'ın meseleleri elbette ki umuma bakar, umumu ilgilendirir. Kıyamete kadar gelebilecek bütün meselelere, şahıslara da iman etmeyen bütün insanlara da bu manada bir ayıplama, eksik ve kusurlarını onlara ifade etme sadedinde Rabbimiz bunu beyan etmiş olmaktadır. Burada ayrıca küfürün tanımı olarak da tefsir-i hazinde beyan edilmektedir ki
küfür, herhangi bir şeyi fethedip onu örnek manasında olarak kullanılır. İşte kafire de kafir denilmesindeki sebep, onlar hakkı ki demin de ifade ettiğimiz gibi bildikleri halde, evlatları gibi tanıdıkları halde sırf görmemek ve göstermemek için, görünmemesi için bu hakkın üzerine örtmüş olmalarından dolayı bu ad verilmiş olduğu da ifade edilir. Ondan dolayıdır ki genel itibarıyla bir şeyin üstünü örtene, örtenlere küffar da denilir. Kafir, bir şeyin üstünü setleden, perdeleyen, engelleyen, göstermeyen anlamlarına da gelmiş olur. Küfrün çeşitleri var. Mesela bazı küfür vardır ki amiyane. İnanmıyorum işte, der, çeker gider. Yani bu küfür basit bir küfürdür. Yani o insan belki inşallah intibaha gelebilir. Bazı hakikatlar ona gösterilirse belki o insan hakikatları ve gerçekleri bu manada anlayabilir. Ama Allah korusun. Küfrün bazı çeşidi vardır ki artık ona küfür inadi denilir. Küfür inadi bir derece hakkı bile bile, bildiği halde, aynen gözüyle de gördüğü halde, şahit olduğu halde ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinin üzerindeki mucizeleri ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlarla beraber otururken ayı ikiye bölme hadisesi olan şakk-ı kamer meselesinde de bizzat bu olaya şahit oldukları, gördükleri halde yine de küfür inadi olaraktan inatlı bir durum neticesinde inanmamakta diretmiş oldukları tavır gibi. Onun içindir ki küfür inadi veya küfür inkari denilen bile bile Allah'ı kabul etmeyip inkar etme halidir. Veya bir de şu küfür vardır ki kalp ile Allah'ı bilir fakat lisan ile bunu dile getirmez. Buna da küfrü çuhudi diye de denilir ki iblisin, şeytanın küfrü bu kabil küfürdendir. Yani Allah'ı bildiği halde Allah'ı diliyle ikrar etmez. Buna şunu da ekleyebiliriz aziz seyirciler. Aslında bu nevi küfür bir derece bilgisi var ama marifeti yok. Yani şeytanın Allah hakkında bilgisi var ama marifeti yok. Bilmek ayrıdır, tanımak ayrıdır. Nice insanlar var, Allah'ı bilir ama Allah'ı tanımaz. Burada asıl mesele tanımaktır. Nitekim Mekke'yi herkes bilir. Kabe'yi herkes bilir. İstanbul'u herkes bilir. Ama herkes her oranda, aynı derecede, aynı şekilde elbette ki tanımaz. Bundan dolayıdır ki Allah'ı bilmek ayrıdır. Allah'ı tanımak ise daha farklı ve ayrıdır. Onun için Rabbimiz bizden kendisini bilmenin de ötesinde tanımamızı ifade eder. Ama Allah bilinir, dil ile de ikrar edilirse, isterse bu amiyane de olsa, bu iman elbette yine iman ile olaraktan değerlendirilebilir. Mesela şöyle de tanımı yapılmış küfrün, kalp ile Allah bilir ve lisanı ile ikrar eder fakat diniyle tedeyyül etmez. O dini bir derece benimseyip de gösterip de tezahür edip de ortaya koyup da gerçekleştirmemiş olur ki buna küfr-i inadi olarak da deniliyor ki çoğunluk mesela Ebu Talib'in imanının gerçek iman olmadığı, iman etmediği yönünde olmasına rağmen bir kısmı da bu manadaki imanın yani imanını tamamen zahir bir derecede kınanmak düşüncesiyle kavminin kendisini işte bir yetimi Muhammed'e mi iman edeceksin? Biraz da belki de bu düşünce neticesinde iman etmemesini buna benzetmiş oluyorlar. Bir diğer küfrü de lisan ile ikrar ediyor fakat kalp ile bunu tasdik etmiyor. Burada küfrü nifaki denilir ki münafıkların küfrü de işte bu kabil küfürden olmuş oluyor. Onun için gerçek bir derece insanın imanının iman olabilmesi için onu dil ile ikrar ederken kalp ile de tasdik etmesi lazım. Ve o imanın bu şekildeki iman olması yeterli olmakla beraber bir derece onun fiiliyata, hal ve harekete dönüşmesi, hayata yansıması ise o imanın mükemmelliğini elbette göstermiş olur. Onun için Kur'an'da başka bir ayette Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَعْضُونَ دَارِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Allah kendisine eş ve ortak koşulmasının dışında
dilerse diğer günahları bağışlar ifadesiyle şirk ve küfrün asla ve asla bağışlanmayacağını, affedilmeyeceğini Rabbimiz burada ifade etmiş olmaktadır. Şimdi burada onları uyarsan da uyarmasan da onlar iman etmezler. Şimdi burada tabii ki sorumluluk duyurmakla, tebliğ etmekle, inzar etmekle alakalı. Ancak burada Rabbimiz şöyle bir gerçeği ifade ediyor. Bu durumda gene onlara duyurulur. Ama neticesi olmayan, çünkü onlar tamamen bir küfür-i inadi derecesinde oldukları için o inzar etmek, yani küfrün o kadar derinliklerindeki onları silkelemekle, sallamakla bile kolay kolay sen onları uyandıramazsın manasında ifade eder. Yoksa sorumlu olaraktan peygamber olsun, onun yolunda devam edenler olsun, bu inzarı elbette ki yapmış olacaklardır. Peki bu durumda inzar nedir? İnzar aslında bir kişiyi korkutarak uyarmak demektir. Çünkü Efendimiz Kur'an'da tasvif edilirken beşiren ve nezira diye. Bunu detaylandırmaya çalışacağız. Efendimiz beşiren ve nezira diye ifade edilmekte. Hem müjdeleyici hem de korkutucu. Cennetle müjdelerken cehennemle de inzar etmekte. Cehennemden sakındırmak amacıyla cehennemle de korkutmuş olmaktadır. Detayına geleceğiz. Ancak ayetin ilk girişinde innellezine keferu. Buradaki inne edatı, Arapça gramer ifadesiyle inne Arapçada tahkik edatıdır. Kuvvetliliği bildirir, kesin olmayı bildirir. Muhakkak ve elbette ki. Yani akla gelebilecek herhangi bir istifham varsa veya acaba olur mu ki gibi istifham gibi durumları da ortadan kaldırabilecek derecede inne edatı geldiği zaman tamamıyla burada o işin kesin ve katli olduğunu. Yani bir şey bu böyledir demek ayrı, gerçekten böyledir. Hakikaten, muhakkak ve elbette böyledir denildiği zaman bir derece onun gerçekliliğine, hakikatına bir kuvvet verilmiş, teyit edilmiş oluyor. İnne edatı Arapçada ismini nasb, haberini ref eden, yani kendisinden sonra gelen ismin üstün, haberini de ötre kılan edatlardandır. Bunlar inne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle, illa ve la. Bu sekiz edat mutlaka yapmış olduğu iş kendisinden sonrakini üstün ismini nasb eder, haberini de ref etmiş olur. İsmini üstün kılıyor, ondan sonraki isimden sonra gelen haberi de ötre kılmış oluyor. İnnenin bu derece oynamış olduğu bu şekildeki bir rol olmuş oluyor. Yani aslında bu şu demektir. Bir yerde bu sekiz edat geliyorsa inne, ki buna inne ve ahavatuha da deniliyor. İnne ve kardeşleri. İnne ve kardeşleri. Eğer bir cümlede inne ve kardeşleri geliyorsa mutlaka bilinir ki ondan sonra müstakil bir cümle gelecektir. İnne ile başlayan cümle başlı başına müstakil bir cümledir. Yani kendisinden sonra olan kısımların müfret hükmünde işte merfudur, mansuptur, mecrur olabilme gibi hususları burada göz önünde bulundurulmuş olur. Bir de bu edat gelirse o zaman onun hükmünün olmasını ve mesela bununla ilgili o hükmün bir aynı mahkeme kararı gibi kesin bir hüküm olduğunu da ifade ediyor ki bununla ilgili olarak da Rabbimiz Tevbe suresinin 28. ayetinde ancak müşrikler necistir. Bu bir derece küfrün bir necaset olduğunu, necislik olduğunu da tescillemiş, tahkim etmiş. Bir hükmü, bir kararı da yerine getirmiş oluyor. Yani böylece bu küfürlülük, o küfür üzerine alınmış olan kafir için tamamen bir necaset olup onlara mahsus bir özellik olduğunu ayet ifade etmiş oluyor. Yine Bakara suresinin 173. ayetinde o sadece size ölüyü ve sıralıyor Cenab-ı Hak, kanı onu haram kılmıştır ifadesinde belirtmesi böylece dinin kılmış olduğu, haram kılmış olduğu şeylerin en büyüklerinin neler olduğu konusuna da böylece Kur'an inne edatını getirerekten bir açıklık meydana getirmiş oluyor. Yani aslında inne mesela öncesinde
aklı gelebilecek, insanların sorabileceği, sorulabilecek olan sorulara da bir cevap manasında bir cevabı vermiş oluyor. Tahkik edatı dedik, kuvvetlilik edatı, fiil gibi, mesela nasara gibi, faale gibi, bir fiil gibi inne ve benzerleri amil değil. Yani nasara yardım etti. Şimdi inne, nasara gibi bir amil rolünü oynamıyor. Bir amil özelliğine sahip değil. Ancak bununla beraber fiil gibi de bir etkisi olan edattır. Yani yaptı manası gibi bir manayı ifade etmiyor ama muhakkak ve elbette ki yaptı deyince o yaptığı bir kuvvet kazandırmasıyla beraber işte bundan dolayı onu tahkik ettirmekle beraber bir fiil etkisi gibi bir etkiyi de kendi içerisinde göstermiş oluyor. İsterseniz biraz daha kaynağından bu meseleye bakaraktan Tefsir-i Kebir'de, yani Fakhreddin Razi'nin Mefatih-i Gayb adlı tefsirinin birinci cildinde 473. sayfanın 3. meselesinde bununla ilgili olaraktan örnekler de verilir. Mesela Müberred'in ifade ettiğine göre Araplar mesela derler ki Abdullah-i Kaimun, yani Abdullah ayaktadır. Şimdi burada eğer bir tahkik edatı geldiği zaman inne Abdullah-i Kaimun, yani muhakkak ki Abdullah ayaktadır. Mesela sonrasında inne Abdullah-i Lekaimun, burada da lam ifadesi gelse, muhakkak ki Abdullah ayaktadır. Şimdi burada bu gerek baştaki tahkik edatı olan innenin gelmesi, gerekse de ikincisinde kaimunun başına lam edatının gelerekten lekaimun gibi yapmış olması, böylece Abdullah-i Kaimun ifadesinden farklı olaraktan burada Abdullah'ın kesin ve kesin olarak ayakta olmasının kesin olduğunu, yani şek ve şüphenin olmadığını bir derece ifade etmiş ve bunun kuvvetliliğini de beyan etmiş olmaktadır. Yani sorulabilecek soruları da burada dediğimiz gibi cevaplamış oluyor. Böylece Kur'an'da bununla ilgili olaraktan mesela ifade edilir ki ayet-i kerimelerde ve yes'elûneke an zil karneyni kul se'etlu aleykum minhu zikra inna mekkennâ lehu fil ard. Kehf suresi 83 ve 84. ayette sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki size onun hakkında bir haber anlatacağım. Muhakkak ki biz ona yeryüzünde büyük bir güç vermiştik. Muhakkak ki biz ona. Yani Zülkarneyn'e verilen güç ve kuvvetin kesin olduğunu Rabbimiz inne edatıyla belirtmiş oluyor. Yine Kehf suresi 13. ayette nahnu nakussu aleyke nebe'hum bil hak. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ Sana onların kıssasını gerçek bir şekilde anlatalım. Muhakkak ki onlar Rablerine iman etmiş genç yiğitlerdi. Bu manada mesela şu Ara 216, En'am 56 ve Hicr suresi 89, hakeza şu Ara suresi 16, Araf suresi 104 ve 125 ve aynı zamanda 123. ayetlerde bunlarla ilgili geniş detaylı bir ifade mevcut olmuş oluyor. Yani burada muhalif olan kimsenin aksini düşündüğü durumların izalesi için böylece bu inne edatının kullanılmasına bir derece bir ihtiyaç hissedilmiş olmaktadır. Bununla ilgili nitekim bu harfin kuvvetlilik ve tahkik bildirdiğini, yani demek ki Kur'an'da bir kelimenin bile ehemmiyetli önemi bir manayı tamamlamak için geldiğini görmüş olmaktayız. Buradaki bu in edatı da, inne edatı da böylece lafza büyük bir anlam ve mana katmış olmaktadır. Evet, söz Kur'an'daki edatlardan açılmışken, bunlar içerisinden mesela ta harfinin ifade ettiği, ayet-i kerimede nitekim geçtiği gibi. Yani اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ Yani Kur'an'da bir T harfinin bile
gerek muhatap olaraktan, gerek ve nefs-i müzekker olaraktan, muhatap da muhataba olaraktan, nefs-i mütekellim vahde, nefs-i mütekellim manigay gibi muhtelif ifadeleri ifade etmiş olmakla beraber, mesela bir ta harfinin, rahibet isfahaninin müfredatında gelmiş olduğu manaları şu şekilde ifade eder. Mesela bazen ta harfi kelimenin başına geldiğinde bir yemin manasını ifade eder. Mesela Enbiya suresinin 57. ayetinde olduğu gibi. Vallahi putlarımıza bir oyun oynayacağım. Burada mesela bu bir derece yemin manasını ifade ediyor. Yine gelecek bildiren fiillerde kullanılan ikinci şahsı bildiren ifadeler ki Yunus suresi 99. ayette bunun örneği şöyledir. O halde insanları hep mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın? Ayet-i Kerime'de. Yine Tanrı'nın bildirildiği, kullanıldığı yerlerden birisi de dişilik bildirmektedir. Yani müennes edatıdır. Nitekim bununla ilgili olarak da Fussilet suresinin 30. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Bir de kelimenin sonuna gelen ta'ya dişiliği belirtmek için gelen fazlalık bir de ta'sı vardır ki bu da mesela durulduğu esnada tecvid kurallarında da Kur'an okurken nitekim ifade edildiği gibi o yuvarlak te he'ye dönüşmüş olur. Bu işte bu te olarak okunsa bile durulduğunda otomatikmen he olarak okunmuş olur ki mesela Rabbimiz burada Müddessir suresinin 12. ayetinde ona bol bol mal verdim ayetinde ifade edildiği gibi. İkinci şans zamiri olaraktan mesela Fatiha suresinin 7. ayetinde olan kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ayetinde olduğu gibi. Bir de ikinci şahsın müennesliğini göstermek amacıyla esreli halde de olduğunda Meryem suresinin 27. ayetinde geçer. Doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın örneklerinde olduğu gibi. Yani böylece bilebilinen, bilinemeyen, gramerlerde ifade edilen, gelmiş muhtelif bu gibi manalar böylece Kur'an'ın derinliğini, zenginliğini, deryalarını da göstermiş olur. O halde bir nebzecik ifade ettiğimiz inzar kelimesine gelince enzerterum, sen onları uyarsan da, uyarmasan da müsavidir. Değişen herhangi bir şey olmaz ifadesine gelince. İnzar veya nüzur, sakındırmak manasına gelir. Nitekim Yunus suresinin 2. ayetinde Rabbimiz buyurur ki, insanları inzar et uyar. Nitekim burada Mekke kafirlerini onları azap ile sakındır. O yanlışları yapmaktan bir derece onları engellemek amacı ile. Ve demin okumuş olduğum Bakara suresinin 6. ayeti ve nihayet Yasin suresinin 6. ayetinde de Rabbimiz buyurur ki atalarınız sakındırıldığı gibi bir kavmi ki gaflet içerisinde olan o kavmi inzar edip sakındırmam elbette ki için yani sakındırmam ile beraber tehditlerle bir kavmi sakındırmam için diye Yasin suresinin 6. ayetinde devamıyla beraber zikredilmiş olur. 13. ayetinde de aynı manada o inzar ile ilgili husus mevcuttur. İnzarın, nüzulun diğer bir manası haber manasında kullanılır ki bununla ilgili olarak da Rabbimiz Tevbe suresinin 122. ayetinde şöyle buyurur. Bu da evvelkilerin sakındırmasından bir sakındırma inzardır. Onlara döndükleri zaman kavimlerini sakındırsınlar buyurur. Üçüncü bir mana olarak da bu nüzul ifadesi o görevi üstlenmiş olan, yerine getirmekle yükümlü olan peygamberler de ki malum Efendimiz Beşiren ve Nedira diye yani müjdeleyici ve sakındırıcı diye tavsif edildiği gibi. Nitekim Kamer suresinin 23. ayetinde Rabbimiz Semud nüzuru yani Resulleri ve Peygamberleri yalanladı. Yine Kamer suresi 33. ayette Lut kavmi nüzuru yani Resulleri yalanladı.
Yine Kamer suresi 41. ayette andolsun Firavun ailesi de ailesine de nuzur yani Resuller gelmişti ifadesinde olduğu gibi. Mülk suresi 8 ve 9. ayette size bir nezir yani Resul gelmedi mi? Cevap verdiler. Evet doğrusu bize bir nezir yani Resul gelmişti. Yine Hud suresi 12. ayette sen sadece bir nezirsin. Yani uyarıcısın diye Rabbimiz buyuruyor. İşte bu manada Kur'an-ı Azimuşşan'da biraz sonra aslında epeyce ifade etmeye de çalışacağımız birçok ayetlerde bu şekilde zikredilmiş olmaktadır. Bu konuda Kur'an'ın tümünün fiilistevari bir şekilde ele alınmış olduğu Mucem adlı eserde yani Mucemül Müferrez li elfazil Kur'an-ı Kerim adlı eserde Kur'an'ı kelime kelime alıp baktığımızda burada inzar ile ilgili birçok ayetleri görürüz. Başlıklar halinde sizlere arz edecek olur isek şöyle. Mesela ayet-i kerimede Rabbimiz nezir olaraktan başlayacak olursak ki ayetten onun dışında bu nezir ifadesinin birçok kalıpları zikrediliyor. Mesela önce nezertü diye başlayaraktan değişik şekillerde ama asıl konumuzla birebir ilgili olan nezirun veya nezirin şeklindeki ifade 31 kere geçmiş olmaktadır. Yine hakeza Kur'an-ı Kerim'de neziri aynı zamanda neziren ki bu da 12 kere geçer. En-nuzuri 8 kere geçer. Nuzuri başında elif olmaksızın 6 kere geçer. Nuziri, Münzirun, bu da 5 kere geçer. Münzirune, Münzirine, bütün bu kalıplar içerisinde korkutmak, inzar etmek, sakındırmak kalıplarıyla Kur'an-ı Azimuşşan'da inzar ifadesi muhtelif şekillerde, değişik şekillerde gelmektedir.